bir şey söyle. Eda'ya bir şey mi oldu? Ömer. Doktor bey nasıl durumları? Ahmet nasıl? Yoksa gözünü seveyim doktor bey, kötü bir şey oldu deme. Hastanın kanamasını sonunda durdurduk. Şu anda kendisi oldukça iyi durumda. Hepinize geçmiş olsun. Doktor bey çok teşekkür ederiz. Hastamız birkaç saat daha yoğun bakımda kalacak. Daha sonra kendisini odasına alacağız. O zaman çok kısa olmak kaydıyla ziyaret edebilirsiniz. Sağ olun doktor bey, sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey, çok sağ olun. Duydunuz mu? Ananız iyiymiş. İyileşmiş, iyileşmiş. Zehra'm iyileşmiş. Ne Zehra'mı şaşkın? Ne sinirliyim ya, ne oldu yine şimdi ya? Neyse ben daha sonra yine görürüm ziyaret ya. Bildim de şey diyecektim. Ne? Eda kurtulmuş, Ömer kurtulmuş. Ne kurtulması? Eda estetik ameliyat olmadı mı zaten? Evet, evet ama o da sonuçta bir ameliyat değil mi? Ne? Ne bildiğim gibi değilmiş. Bana söyleyeceğin şey neymiş? İşte estetik ameliyat olacak diyecektim. Onu biliyordum zaten. Türkan söyledi bana. Ha, tahmin etmiştim zaten. Ya kızım beni de korkuttunuz ya. Ameliyatta bir komplikasyon oldu falan zannettim. Hem niye bana haber vermiyorsunuz? Ay duydunuz deme. Durumu iyiymiş. Anladım sevincinizden. Hepimize geçmiş olsun. Güzel Allah'ım onu çocuklara bağışladı. Ne çocukları ya? İşte dişine dolgu yaptığımız çocuklar. Bu kadın Eda'nın temizlikçisi değil mi? Hasibe, onun çocuklarına da biz bakıyorduk da. Diğerleri kim? Diğerleri hani bizim bir Mustafa Hoca vardı. Yoksul hastaları gönderiyordu. İşte onlar duymuşlar, gelmişler. Vefakar insanlarmış. Ya. Hadi Eda'yı bir görelim. Yok. Şimdi sen Eda'yı görme. Çünkü Eda belki yoğun bakımdadır. Hiç rahatsızlık vermeyelim. Tamam doktor ile konuşayım o zaman. Yok Ömer. Ameliyattan çıktı adam. Yorgundur. Ya adam da güreş tutacak değilim. Bir sorayım ameliyat nasıl geçti? Eda'nın bir isteği falan var mı? Ay yok. Bak Ömer ben çok yerindim. Hadi sen ya bana... sen mi ben mi? Seni gördüm öyle ağlar durumda ödüm patladı ya. Hadi ne olur gel sen bana kafeteryada bir bitki çayı ısmarla. Böyle mektup mu yazdın daha? Ay yok canım. O bizim öğretmen göndermiş Göksel'in mektubu. Hı. Bu Eda Hanım'ın yanındaki adam kim? Ha o Eda Hanım'ın nişanlısı. Merak etmiş de gelmiş Zahar. Vay be. Ziyarete gelmiş ha. Helal olsun. Mert adammış. Zehra Gürçelik bu evde oturuyor değil mi? Ha burada oturuyor. Ama evde yok galiba. Bilmem kapıyı açmadığına göre ya evde yoktur ya da canı kapıyı açmak istememiştir. Sizi gördüğü için olsa gerek. Neyse ben çağrı kağıdını kapıya bıraktım. Ne çağrı kağıdı? Bıraktığım kağıtla birlikte mahkemeye 3 gün içinde başvurmazsa başı büyük bir derde girer. İyi günler. Demek Zehra 3 gün içinde bu kağıtla mahkemeye gitmezse başı belaya girecek ha? Girsin. Zehra Hanım uyandınız mı? Damla değil mi? İyi çok iyi. Ameliyat çok başarılı geçti. Şimdi odasında dinleniyor. Dışarıda misafirleriniz var. İster misiniz 2 dakika gelsinler? Anne. Anneciğim. Kızlar. Yavaş kızlar. Yavaş hortumu çıkartacaksın yerinden. Dur kızım dur. Anneciğim iyi misin? İyiyim kızım. Çok iyiyim. Ben size söz verdim, bana bir şey olmayacak diye, değil mi? Bak, sözümü tuttum. Damla da iyi, ben de iyiyim. Mekiye, Damla iyi değil mi? İyi, iyi. Sen iyi ol. Geçmiş olsun kız Zehra. Aferin kız sana. Vallahi ben dedim hepsine. Hiç panik yapmayın. Zehra dişlidir. Kolay kolay Azrail'e pabuç bırakmaz dedi. Doktor kanama durmadı deyince elin ayağın birbirine dolandı. Ay hiç de bile kız. Asıl senin elin ayağın birbirine dolaştı. Ay, canım Zehra. Hah, geldin mi? Ha, geldim. Papatya aldım. Zehra'm çok sever. İyi, hadi getir. Bu kim oğlum? Çelenkle geliyor. Müsaade edin beyler, müsaade edin. Şöyle bir izin verin. Oh, şaşkın. Oğlum ben sana buralarda dolaşmayacağım demedim mi ha? Sana kardeşim. Müşteri memnuniyet karşısında çiçek getirdim. Sana ne? Bana bak, şu çelengi de al, defol git buradan. Yoksa bu çiçekleri mezarın üstünde görürsün, ona göre. Allah Allah. Sen getirince iyi ama. Bak hala konuşuyor. Zafer bırak şunu ya. Tamam gidiyor. Ama bak, söylemedi deme. Senin gibi asabi adamlar küçük esnaftan müşterinin arasına girerse bu ekonomik krizi atlatamaz Türkiye. Yürü lan, yürü! Tamam, gidiyiz be. Çıkın. Öldüreceğim, elimde kalacak. Hayır, adamdan sayıp beni içeri atacaklar. O yüzden tutuyorum kendimi ya. Tamam. Gel! Kız! Beyaz önlüklü. Bak sana çelenk yaptırdım kız. Allah Allah, ne diyorsunuz beyefendi? Allah Allah ne diyor? Pısı pısı yapan ağzını yerim senin kız. Sarı civciv. İndim de anahtarına, bilmem ne anahtar. Anneciğim, canın acımıyor değil mi? Acımıyor canım. Azıcık ağrım var, hepsi o kadar. Neren ağrıyor anneciğim? Kuzucuğum, belim ağrıyor birazcık. Zerra'm, sen çocukları merak etme. Hasibe onlarla evde ilgilenir, ben de senin yanında refakatçi kalırım, tamam mı? Kız sen ne anlarsın refakatçılıktan? Ben kalırım. Sen de Oxford'da refakatçilik tahsili yaptın sanki kız. Şşş, kızlar kavga etmeyin. Benim refakatçiye falan ihtiyacım yok. Siz meleklerime iyi bakın, bana yeter. Zaten her dakika hemşire var başımda. Geçmiş olsun. Sağ ol Zafer. Zehra'm, papatya. Dağdan kestim Gereste. Kuş besledim kafeste, yarın hasta dediler, yetiştim bir nefeste. Ne diyorsun kız, ayaklı gazete? Türkçe meali yok mu bunun? Bir şey demiyorum Zafer Usta, kızlara diyorum. Hadi kızlar Damla uyanmış mı bir bakalım, gel. Hadi siz gidin bir bakın. Kız gelsene sen de. Yok kız dur, iki laf edelim Zehra'yla. Arsız misafire geç oldu demişler, siz yatın ben kapıyı çeker çıkarım demiş. Aman iyi geldik. Haydi. Korkuttun bizi Zehra. Korkulacak bir şey yok. İyi geçmiş ameliyat. Doktorlar öyle dedi. Biliyorum Zehra, biliyorum. Ben koridorda doktordan haber beklerken kendi kendime dedim ki... ...ümidini kaybetme Zafer. Hani sen bir adamın bir kadını sevebileceği en büyük aşkla seviyorsun ya Zehra'yı. İşte Cenab-ı Allah bu sevdayı böyle acı sonuna bitirmez dedim. Ya. Hele de vuslatımız bu kadar yakınlaşmışken. Çok garip. Normalde bu mendil meselesi yüzünden paniklemem gerekmez mi? Neler oluyor bana? Ah. Bu o mendil mi? Hangi mendil? Ya o mendil işte. Hani seni ne zaman evleneceğiz diye sıkıştırdığım zaman demiştin ya. Düğünümüz yaklaştığı zaman sağ üstünde ismimizin yazılı olduğu bir mendil vereceğim diye. Ha? Öyle mi demiştin? Öyle demiştin ya, hatırlasana. Ne kadar yaklaştı düğün? Düğün mü? Yani şu ameliyatı falan bir atlatalım da sonra konuşuruz ha? Tamam be, buna da tamam. En azından düğün yaklaştı, onu biliyorum artık. Hey millet! Yakında düğünümüz var, hepiniz davetlisiniz. Hepiniz! Bartılar, siz de düğün ulan. Hepiniz davetlisiniz düğüne. Zehra, ben öyle süslü kelimeler edemiyorum biliyorsun. Yani edebiyat sıfır. Yani Nasıl söylesem? Seni seviyorum kız. Evet, şimdilik bu kadar ziyaret yeter. Hastamızı daha fazla yormayalım, değil mi? Peki hemşire hanım. Zehra, bir şey olursa seslen, tamam mı? Sağ ol Zafer. Siz gidin, bir şeye ihtiyaç olmaz artık. Yok canım, olur mu öyle şey? Belki bir şeye ihtiyaç olur. Biz kapıdayız, sen dinle. Zafer, her şey için çok teşekkür ederim. Lafı mı olur Zehra'm? Hem sen bana peşin peşin öyle bir teşekkür ettin ki... ömrümü adasam yoluna gene de ödeşemeyiz. Kapıdayım ben. Yakında düğün var gibi. Ya, düğün var da damat kim? Of Eda ya, nereden çıktı şimdi silikon taktırmak falan birdenbire? Sana güzel görünmek için yaptı herhalde kızcağız. İyi de benim niye haberim yok, niye bana haber vermiyor? Sürpriz olsun istedi herhalde. Şimdi düştü jeton. Ne jetonu? Geçenlerde televizyonda Adrenalin çıktı. Ben de ne hoş hatun dedim. Demek ki onda yer etti bu, gitti silikon taktırdı. Olabilir. Ah Eda ya. Kızım ben seni olduğun gibi seviyorum, bilmiyor musun bunu? Hayır, Hadise'ye güzel desem, gidip boyunu mu kısalttıracaksın? İşte kadınlar takıyor böyle şeylere kafalarına. Boş ver sen. Kadınları anlamak mümkün değil zaten. Neyse, yalnız benim için bu kadar şeye katlandığına, bıçak altına falan yattığına göre... düğün tarihi 3 aydan daha yakın galiba. Canım benim ya. Hadi odasını almışlardır artık, gidip görelim Eda'yı. Uyuyordur şimdi, rahatsızlık vermeyelim. Canım uyandırmam, bir göreyim, kendi gözlerimle görmek istiyorum. Ben doktorlarla konuştum, gayet iyiymiş. Peki. Ben bir lavaboya gideyim ama bekle beni, tamam? Tamam, bekliyorum ben. Oho, kaç saat olmuştu, bu kadar zamanda narkoz mu kalır ya? Zehra Hanım, çiçeklerinizi suya koydum. Damla'yı ne zaman görebileceğim hemşire hanım? Küçük kızımız steril odada. Doktor birkaç gün yanına kimsenin girmesini istemedi. Malum bünyesi zayıf. Enfeksiyonlara karşı daha duyarlı. Ama iyi değil mi? Çok iyi, emin olun. O da sizi görmek istedi. Ama durumu anlatınca anlayışla karşıladı. Canım benim ya. Küçücük cüssesiyle nelere göğüs gerdi. Anneciğim seni çok özleyeceğiz. Ben de canım sizi çok özleyeceğim. Bak Mekiye teyzenizi üzmeyin. Yaramazlık yapmak yok ona göre. Kızlar hadi alasmalık da eğlenansa gidelim. Anne doktorları dinle eve çabuk gel olur mu? Tamam canım çabucak gelirim. Zehra bak istersen kalabilirim. Ha ben de. Yok yok sağ olun hiç gerek yok. Siz kızlarıma iyi bakın yeter. Haydi Damper'in bekler aşağıda gidelim. Hadi Zehra görüşürüz tekrar geçmiş olsun. Hemşire hanım, bakar mısınız? Bir hastanın odasını soracağım da. Ömer Bey, iyi günler. Biz günler. Şimdi çıktık odadan, şu baştaki oda. Ha teşekkürler. İyi günler, Eda Hanım'a selamlar. Daha yeni çıktı odadan selam söylüyor şimdi. Hastaların en güzeli nasılmış bakalım? Ömer! Ben adımı böyle yakalarım işte. Ömer sen nereden çıktın? Tamam, öncelikle sakin ol. Şimdi ameliyattan yeni çıktın, hemen tansiyonun falan oynamasın. Hem ayrıca ben neler olduğunu biliyorum. Ne? Ömer! Gitmiş! Her şey ortaya çıkacak. Demek sırrımı öğrendin. Evet, Aylin bana her şeyi anlattı. Ömer ben... Hiçbir şey söylemene gerek yok, seni yargılamıyorum. İnan İnan sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Tamam, itiraf etmek gerekirse ilk bakışta şaşırdım. Hatta yargıladım ama düşününce... Yani bu sonuçta çok kadınca bir şey. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Elbette. Senin gibi düşünen, senin yaptığını yapan birçok kadın var etrafta. Ya ben hiç denk gelmedim demek ki. Yani yaptığın şeyi düşününce sonuçta bir insan için bıçak altına yatıyorsun. Yaptığın şey büyük fedakarlık. Bilemiyorum. Yani öyle gerekiyordu. Ay, aslında çok da büyütmemek lazım. Ben bunu yoldan geçen biri için yapmadım ki. Yani hayatımın vazgeçilmez parçası olan biri için yaptım sonuçta. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Elbette. Benim yerimde kim olsa öyle düşünürdü. Eda, harikasın biliyor musun? Canım, asıl sen harikasın. Yani bu kadar anlayışla yaklaşman... Ha bak şunu da söyleyeyim. Bana sorarsan bu operasyona gerek yoktu hani. Yok canım, olur mu? Vardı. Doktor illaki olması gerekir dedi. Canım sen ne bakıyorsun doktora? Para kazanmak için demiştir o. Yo, hiç sanmam. Hem ben başka doktorlara da gösterdim. Ya. Hem olsun. Ben hiç pişman değilim. Bak ameliyat da çok başarılı geçti. Zaten ikisine birden ihtiyacım yok ki. Biriyle de hayatımı sürdürebilirim. Nasıl yani? Bir tanesini mi şey yaptırttın? Tabii ki. Ya diğeri böyle duruyor mu? Evet duruyor. Niye ki? Hayır ne bileyim. Yani, simetri bozulmuş olmaz mı o zaman? Ay Ömer çok şekersin. Ya ay bak güldürme beni, merak etme. Simetri diye bir şey yok ya, açıp da bakacak değil ya insanlar. Yok canım artık o kadar da değil ama ya kocan olduğunda ben bakarım ayrı ama... Ömer ay, vallahi çok alemsin. Bak güldürme şimdi dikişlerim atacak. Aman ha aman. Ya hiç gerek yoktu böyle bir şey yapmana. Ama hani benim için böyle bir fedakarlık yapman da hani beni biraz şımartmıyor değil. Nasıl? Aylin'cim ne oldu sana? Niye böyle nefes nefesesin canım? Asansörü bekleyemedim. Merdivenlerden koşa koşa çıktım da o yüzden... Ben Eda'cığım... de bekleyemedim. Eda'nın yanına geldim. Siz ne konuşuyordunuz? Hiç. Beni nasıl şımarttığından bahsediyordu. Her kadın müstakbel kocası için estetik ameliyat olmuyor tabii. Estetik ameliyat mı? Ya Eda'cığım böyledir işte. Sırf sana güzel görünmek için estetik ameliyat yaptırdı. Ben mi? Evet Eda'cığım. Silikon taktırdın ya. Yoksa sen niye buradasın arkadaşım? Silikon mu? Evet. Narkozun etkisinden tam çıkamadı tabii. Kafa bulanık biraz. Doğrudur. Biraz önce de sadece bir göğsüne silikon yapıldığını söylüyordu. Kesin narkozun etkisinde daha. Narkozlu seni, narkozlu. Bakışlara bak. Ömer, sen şu çiçekleri vazoya koymak için bir vazo bulsana hemen ne olur canım. Hadi. Tabii ki bak. Hadi. Ne silikonu? Aylin ne diyorsun? Ne yapayım? Türkan'a öyle söylemek zorunda kaldım. İyi de yani yarın öbür gün evleneceğiz bu adamla. Bırak evlenmeyi zaten görecek. Yok silikon milikon ne olacak o zaman? Ne bileyim o zaman çıkarttırdım falan dersin işte. Ay. Şöyle bir izin ver kardeşim. Şurada. Nereye kardeşim nereye? Zehra'ya çelenk getirdim odaya koyacağım. Zehra diye birisi yok bu odada. Nasıl yok kardeşim nasıl yok? Hemşire aha bu odaymış dedi öyle diyor. Niye nasıl yok ya? Şaşkın bakkal bu. Ay dur ben hallederim. Al güzel parasını, bir sürü para verdim ben manyağa şöyle, al. Tamam. Ha, bu kadın tanıyor işte Zehra'mı. Kız, desene Zehra'mı tanıyor bu adam diye, desene şuna. Kardeş, şimdi Zehra uyuyor. Uyanınca gelirsin yanına. Uyuyor mu? Ana, bebek gibi de uyuyor ha, böyle fısır fısır. İyi o zaman ben bunu bırakayım burada dursun, sonra uğrarım, tam sonra gelirim. Kız, işin yoksa gel kantine de iki muhabbet edelim bu kız. Yok. Şimdi benim işim var. Zehra uyanınca yanında olayım istiyorum. Zehra'yı da düşünür ha. Ağzı, burnu, yerisine kız. Hadi konuşalım, çak ol. Kim bu ya? Ay sorma Ömer. O bu hastanenin delisi. Hastanenin? Ya yıllar önce karısını bu hastanede kaybetmiş. Adı da Zehra'ymış. O yüzden o odaya bu odaya girip çıkıyor. Zavallı işte. Kocaman da çelenk yaptırmış gariban ya. Damlacığım, test sonuçlarını inceledi doktor bey. Sonuçların çok iyi çıktı. Yani iyileştin mi? Büyük ölçüde. Sen kendini iyi hissediyor musun? Hissediyorum ama canım çok sıkılıyor. Tabii kaç gündür kimseyi görmedim. Ama artık ziyaretçi alabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Hatta istersen ilk ziyaretçilerini hemen alalım. Çağla, Derya. Ablacığım. Kız, cücükleri gördüm. Mekiye teyzeni unuttun ha. Hoş geldin Mekiye teyze. Ay Mekiye teyze diyen dilini yerim senin kız. Ablacığım, nasılsın? Çok iyiyim. Zaten test sonuçlarım da çok iyi çıkmış. Biliyoruz, söylediler. Ev sensiz çok tatsız biliyor musun? Ya, eve döndüğümde bıktım senden demeyecek misin yani? Cık. Yani en azından birkaç gün demem. Ablacığım, bu çiçekler senin. Ne kadar güzel çiçeklermiş. Ama keşke bunları anneme verebilseydim. Aslı hak etti bu çiçekleri. Çok özledim onu. Sanırım bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Gerçekten mi? Oh Eylül. Kuzum. Biz geldik. Damla? Hayır, diğer iki kızın. Ne o? Bizi özlemedin mi yoksa? Aa canım, özlemez olur muyum? Gelin bakayım buraya canlarım benim. Hoş geldin Mekiye. Hoş bulduk Zehra. Nasılsın anneciğim? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Mekiye, kızlar üzüyor mu seni? Yok, gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Ne o, Zafer mi geldi mi diye bakıyor. Ay Mekiye, ne alakası var çocukların yanında, saçmalama. Kum birikmiş derede, vefasız yar nerede? Belki gelirsin diye beklerim pencerede. Yok Mekiye, öyle değil. Demin Çağla'nın sesini duydum da Damla sandım. Çok özledim onu. Doktorlara da fazla ısrar edilmiyor biliyorsun ama kokusu burnumda tütüyor. Şimdi içeri girse değil mi? Anneciğim dese değil mi? Anneciğim. Damla. Anneciğim. Ah güzel kızım benim, canım bir tanem. Aa, kıskanıyoruz ama. İki kızım daha var burada. Atiye sigortalar. Canım benim, küçük cimcimelerim benim. Oo. Ben de kıskanıyorum sizi ha, buna göre. Damla, nasılsın kızım? Çok iyiyim anneciğim. Damla'nın sonuçları çok iyi çıktı. Biz de bu hasrete son verelim dedik. Çok iyi yaptınız. Kızım, nasıl? Dikişlerinde falan sorun yok değil mi? Her şey yolunda, hiç merak etmeyin. Anneciğim, bu çiçekler sana. Bana mı? Evet, aslında ablamlar bana getirmiş. Ama bence sen hak ettin bunları. Bana canımdan can verdin. Çok teşekkür ederim anne. Canım benim. Ben sana canımdan can vermedim ki. Sen zaten benim canımın içisin. Güzelim benim. Mekiye teyze ne oldu? Bir de anneme sulu gözlerdin. Ama ne olacak? Ben dün akşam seyrettiğim diziye ağlıyorum. Oo. Ben de bu buluşma eğlenceli olur diye düşünmüştüm. Ama bakıyorum bizim personel dahil herkes ağlıyor. Yok doktor bey, biz sevinçten ağlıyoruz. Sizi sevindirecek bir haberim daha var. İkiniz de taburcu ediyoruz. Bundan sonra evinizde bol bol ağlayabilirsiniz artık. Gerçekten mi? Yaşasın, eve gideceğiz. Oo, eve gidiyoruz kızlar, eve gidiyoruz. Davacı Memduh Kabasakal. Davalı Zehra Gürçelik. Yine mi gelmedi? Kayda geçsin. Davalı Zehra Gürçelik, yargının daha önce yapmış bulunduğu çağrılara cevap vermemesi üzerine bir dahaki mahkemeye zorla getirilmesine ve ifadesinin alınmasına karar verilmiştir. Bir sonraki duruşmaya kadar davayı erteliyorum. Yorgunluk. Aileden, sülaleden birini evlendirmek büyük yorgunluk vallahi. Kimi evlendirdin kız Zehriye? Kardeşimin oğlunu. O askerliği yapmış mıydı? Kızlar dedikoduyu sevmem bilirsiniz. Bilmez miyiz? Kardeşimin oğlunun aslında daha hiç evleneceği yoktu. Genç, yakışıklı çocuğu. Ama eltimin kuzeniyle mecburen aynı evde kaldıkları bir gece... Mercimek fırın yani. İlahi sen kız, ben bir şey demedim. Sen dedin. Bu yüzden mi evlenmek zorunda kalmışlar yani? Allah'tan hemen baş göz ettik de. Yoksa namus davası olurdu bu dağlara taşlara. Ya demek baş başa kaldılar. Fırın ve mercimek durumu. Sonra da baş göz oldular ha? Çok iyiymiş vallahi. Zehra Karadolu görsün bakalım. El mi yaman, şahane mi yaman? Kız kötü bir... Ya ne yapsam çalışmıyor ya. Bir el at şuna ya. gel bin kız. Önden çekişli. 4 ileri bir geri. Ver benim kavaklarımı çabuk. Kız dur kız. Gel seni eve atayım kız. Sen git kendine at. Ne güzel. Beraber atıralım. Ne olmuş? Devir atırım devre kızım. Aç gözünü biraz. Şşt. Biliyor musun? Bir sağa bir de hanlı pekmezine hastayım. Gözlere iyi geliyor kız. Sen hasta değil, ölüsün benim için. Kız, ölürüm sağ kız, ölürüm kız. Maşallah, maşallah. Allah sahibinden ayırsın, bağ kuma yapsın kız. Gelirim yanına. Lan Pelle, yürüyerek mi gidiyorsun gideceğin yere? Şşş, ana, unuttum. Senin arabayı ben aldım değil mi? Lan sen böyle mahalleye yanında poz vermek için mi aldın arabayı? Binip geçsene kardeşim. Git Güney'e, Afrika'ya falan. Tam senin mevsimin orada şimdi. Motor mu oldu ya? Hayret, sen buradayken motoru niye boğuldu ki acaba? Allah Allah'tan Pelli. Seninle şerefiden ticaret yaptık ya, niye kızıyorsun ya? Abbas sen biraz dayan oğlum, ben seni alacağım geri, tamam? Ya Dampelli, ne yapsam çalışmıyor bu ya? Hayret, şöyle aşağı doğru vurdur bakalım. Ha gene çalışmadı, ben sana vurayım bir tane, o zaman çalışır ha. Seninle ticaret yapan da kabahat zaten. Puh! Bana bak, bana. Lan aç şu kapıyı. Çıksana lan! Aç lan! Çıksana lan! Lan sen tükürüyorsun! Lan yapma lan! Lan benden klasörmik var yapma! Lan sallama lan! Ben korkuyorum! Aç lan şunu! Aç lan! Lan bak bu arabanın bir yerinde çizik olsun, ben seni boydan boya çizmezsem adam değilim. Aç lan! Lan sallama lan! Ben korkuyorum! Açsana lan! Ya benden klasörmik yap! Yapma lan! Ben sana bir kaç yapma lan! Lan! Abbas kusura bakma oğlum lan! Çocuğa da vurdurdun bana lan! Lan çık lan! Çık lan! Ya benden klasörmik var yapma lan! Çıksana dışarıya! Kolay gelsin Hırsa abi. Tayyar abi. Selamünaleyküm Metin abi. Aleykümselam. Aleykümselam ne? Bu sefer de mi son Tayyar? Metin abi bu sefer son. Biliyorum verdiğim her söz bir kelebek kadar yaşıyor ama abi bu sefer büyük yemin. Hadi bakalım öyle olsun bu sefer. Mehmet koştur oğlum kumandayı. Buyur abi. Açalım bakalım televizyonun sesini. Hadi bu oğlum. Hadi bu oğlum. Üzme şu hayvan severler kralı Tayyar abini. Koş. Bastır oğlum bastır. Allah Allah kop da gel ayrıl da gel. Gel oğlum gel. Yürü oğlum. Evet. 2 hafta sonra tekrar bekliyorum sizi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Eda Hanım, siz şimdi yorulmuşsunuzdur da ben size şöyle bir bitki çayı yapayım. Çok iyi gelir vallahi. İyi olur vallahi Türkan. Eda'cığım, geldin mi sen? Geldim canım. Ya daha kaç gün oldu taburcu olalı? Ya böyle birkaç gün sonra falan başlasaydın işe. Yok boş ver. Yarın Saadet Hanım'ın ameliyatı var biliyorsun, onu erteleyemeyiz. Kaç hafta öncesinden ayarlandı. Hem iyiyim ben, merak etme canım. Eda bak bana biraz ağrım var gibi geldi. Yok iyiyim Aylin'cim, büyütülecek bir şey yok. Evet Aylin, büyütülecek bir şey yok. Eda da büyütülecek olanları büyüttü zaten. Çok ayıp Ömer. Ne var ya? Ne canım? Senin işin gücün yok mu? Niye geldin buraya? Var Ama sevgilimin işbaşı yapmasını tebrik edecek bir 5 dakikam da yok değil. Alacağım. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi daha dur. Sarılmayalım, patlar matlar neme lazım. Ay, ailenin yanında ya, utanmıyorsun hiç Ömer. Ya gırgır geçiyorum ya. Aa Ömer, yani kızcağız senin için bıçak altına yaptı, senin yaptığına bak. Vallahi gırgır geçiyorum ya, gerçekten. Ama Eda, söylemeden edemeyeceğim. Artık doktor örneğin sana daha bir farklı yakışıyor, daha bir güzel. Ömerciğim hadi sen git işlerin başına. Tamam. Akşam bir şey yapar mıyız? Yapamayız çünkü dinlenmem gerekiyor. Tamam, ben sana gelirim o zaman. Sana yemek hazırlarım, sen de dinlenirsin. Çok tatlısın Ömerciğim ama doktor yalnız başınıza yatın, uyuyun dedi. Ha, doktorun bana gıcığı var. Ömerciğim yani Eda'nın hastası var, o yüzden. Anladım, siz kız kıza dedikodu yapacaksınız. Tamam tamam, gidiyorum. Ha bu arada. Al bakalım. Bu ne? Düğüne geri sayım takvimi. Bak, Muratlar burada evlenmişti. 3 ay sonrası tam şuraya tekabül ediyor. Buralardan kendine bir tane gün seçersin sen artık. Hadi. Allah'ım yarabbim ya. Ya Aylin. Ya Muratlar evlendikten 3 ay sonra ben de Ömer'le evleneceğim diye imza atmışım. Ya nasıl çıkacağım bu işin içinden? Gülme. Ay sen ne salak takviye yapsın Allah aşkına, 2 saattir. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Ha, tahmin ettim ben geleceğini aslında, ne yapayım? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor babacan açık lise? İyi, açık açık görünüyor Zafer abi. Ha, açıktan bitiriyorsun yani. İyi iyi, o da güzel. Bak, hayat istesen de istemesen de bu okuldan mezun ediyor adam. Ama kopya çekmek yok, kendin olacaksın. Ve o diplomayı alacaksın, söz verdim. Kitap, mitap ne lazımsa alacağım sana, caymak yok. Zafer abi, hatta celali mi? Yok yok, istemez. Al bakalım. Sağ ol Zafer abi. Hayırdır Tanya? İyidir Zafer. Bu ne? Ameliyat parası. Ne diyorsun babacan? Biraz geç oldu ama hatamızı telafi ettik inşallah. Zafer, bu son. Bundan sonra at yarışı falan yok. Sağa da yakışanı bu zaten. Ben gideyim bir koşu Hasibe'ye haber vereyim. He. Çok sevinecek kınalı kekliyim. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Şaşkın bakal, şaşkın bakal, şaşkın bakal. Patates, soğan, domatesle dumpling. Kız, mahallenin gülü. Gel 3. bol, istepte teker bol kız. Ağzı bunu yürü seni kız. Ya git işine be. Aram, aram. Şaşkın bakkalda, kangal sucuk alana 8 tane zeytin bedava. Şaşkın bakal, şaşkın bakal, şaşkın bakal. Patates, soğan, domatesle dumpling. Asıl sen ne yapıyorsun kız? Abla! Sokağın ortasında top oynanır ya. Ödümü patlattın ya. Ya nerede oynayacaktım? Oynayacak yer mi var? Abla iyi misin? İyiyim, iyi misin abla? İyiyim canım, iyi. Çağla, kızım iyi misin sen? İyiyim Mekiye teyze. Korktum biraz. Hay canım benim. Haydi ablana su ver canım. Haydi eve. Haydi canım eve. Çarpıyordun az daha kıza. Gördün mü yaptığını? Sen ne diyorsun kız? Sen ne diyorsun kız? Ne diyorsun sen ya? Allah Allah, insan müstakbel kızına isteyerek çarpar mı ya? Sus, ben sana çarpacağım şimdi. Vallahi ben de senden çarpışmak... Tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah ya. Ortada olay olmuş, sen bana çarpışmak diyorsun. Fantazi mi yapıyorsun kız sen benden? Korkuttun kızı. Ben de korktum. Allah! Ya ben Çağla'nın babası sayılırım ya. İsteyerek çarpar mıyım ya? Ne babası? Şam babası. Ha? Bir de seninle mi uğraşacağım kız? Korkudan ödüm patladı ya. Ya araba benim başıma bela oldu ya. Ya ben bunu ne yapacağım ya? Atsan atılmaz, satsan satılmaz ya. Ne yapayım ben seni, ne yapayım, ne yapayım? Belamasın, şer misin benim başıma ya? Eda ne oldu? Sönmüş balonlar çıkarmışsın. Ay ay, aşk olsun sen de mi ya? İyi günler. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Eda Hanım'la görüşecektik. Tabii, randevunuz var mıydı? Yok, diş için değil. Biz başka bir konuda görüşecektik kendisiyle. Meşgul değilse tabii. Meşgulse başka bir zaman da gelebiliriz. Yok, meşgul değil. Şimdi siz şöyle buyurun oturun, ben haber vereyim kendisine. Ay vallahi Aylin, biz böyle gülüyoruz ediyoruz ama yani... Ay Aylin vallahi yani dayanamayacağım ben bu ikili hayatta. Sonunda bir yerde çuvallayacağım, pot kıracağım. Sürekli bir yanlış yapma korkusu. Ay yok canım, bir şey olmaz. Hem unutma, sen bunu çocuklar için yapıyorsun. Ayrıca da gayet güzel idare ediyorsun. Öyle mi dersin? Tabii. Bak bu ameliyat işinin içinden bile çıktım. Bak buraya yazıyorum, hiçbir şey olmaz. Umarım dediğin gibi olur. Eda Hanım, 2 kişi geldi, sizi görmek istiyorlar. Hasta mı? Yok, hasta değil. Başka bir şey için gelmişler ama kılıkları da pek acayip vallahi. Allah Allah. Bakalım mı şunlara? Aa, dur ben de geliyorum. Hem meyve saatim geldi. Zafer! Ah, yanında da Hasibe var. Ay niye geldi bunlar? Aylin kesin anladılar. Ay saçmalama, nereden anlayacaklar? Niye gelsinler, seni görmeye mi? Tabii ya, beni görmeye geldiler. Ay niye gelsinler seni görmeye? Ben Eda'yım ya, o yüzden. Ne yapacaklar Eda'yı? Yani bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama dur şimdi öğreniriz. Ay dur, nereye gidiyorsun? Türkan var orada. Aa, dur ben onu da halledeceğim şimdi. Aylin ben. Aa, Aylin Hanım. Siz burada değil miydiniz zaten? Ya buradayım da ben şimdi lavabodayım. Bak şimdi, benim çorabım kaçtı. Bana acil çorap gerekiyor, tamam mı? Ha, evet, ten rengi. 2 numara olsun. Ha, alırım tabii. Yalnız 2 kişi bekliyordu ya. Eda Hanım gelsin giderim. Bak benim çok acelem var. Hemen gidip alman lazım. Ay bir yere mi gideceksiniz? Ay amma sorguya çektin. Ne diyorsam onu yap. Özür dilerim Aylin Hanım. Ay affedersiniz, şimdi benim gitmem gerekiyor ama Eda Hanım hemencecik geliyor vallahi. Yok siz işinize bakın. Hoş geldiniz. Ay hoş gördük Eda Hanım. Ay aman burası da pek güzelmiş. Bir gün çağırın, burayı da temizleyeyim. İnşallah çağırmaz be. Merhabalar Zafer Bey. Merhaba efendim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Yoksa dişle ilgili bir probleminiz mi vardı? Yok hayır, Eda Hanım. Biz Zehra'nın hastane masrafları için verdiğiniz parayı geri getirmeye gelmiştik. Para mı? Yanlış anlamayın. Minnettarız, saygısızlık yapmak istemeyiz. Ama biz bu parayı zaten denklemiştik. İstemediğimiz bir şekilde başka bir yere gitmişti. Ay son ayakta bizim öküzün eşeğinin ayağı burkulunca... yani bir şanssızlık sonucu parayı kaybetmiştik ama şimdi geri geldi. Buyurun. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben bunu kabul edemem. Neden? Biliyorum, sizin kadar varlıklı değiliz. Yanlış olmasın. Okumuş etmiş, alnınızın teriyle bu güzel iş yerini kurmuşsunuz. Allah daha da çok versin. Ama bizim gibi insanların hayattaki tek sermayesi zorluklara karşı birlik olmak, varı da yoğu da yaşayıp bunların üstesinden beraberce gelebilmektir. Eğer bu parayı almazsanız hayattaki tek sermayemizi de elimizden almış olursunuz. Onun için lütfen kabul edin bu parayı. Pekala. Çok teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz. Oldu, biz rahatsız etmeyelim. Ya aslında kalın, bir şeyler ikram edeyim demek isterdim ama birazdan hastam gelecek. Sağ olun, biz içmiş kadar olduk. İyi günler. Zafer Bey, gerçekten de Zehra'nın bahsettiği kadar iyi bir insanmışsınız. Zehra'nın bahsettiği kadar mı? Yok, o Zehra'nın kendi iyiliğidir. Neyse, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Aylin ne dedin ya? Zehra'nın dediği kadar iyi bir insanmışsınız gerçekten. Ay ne var canım, söyleyiverdim işte. Hem ben adama moral olsun diye söyledim. Gerçekten de delikanlıymış, yalan mı? Vay be. Zehra'm benden bahsetmiş demek ki. Bana hiç söylemedi Zafer abi. Bak sen zilliye. İnanmıyorum sana ya. Fakat ne kadar gururlu insanlarmış. Yani şu paranın 1/10 için insanlar birbirinin kuyusunu kazıyor. Doğru. Aslında onlardan öğrenecek çok şeyimiz var biliyor musun? Ay. Aylin Hanım getirdim çorabı ama bir tuhaflık oldu. Şimdi ben yanıma para almayı unutmuşum. Tuhafiyeye borcumuz var doğal olarak. Ay sonra getireyim dedim. Tuhafiyeci hiç getirmesen de olur dedi. Ay tuhafiyeci de tuhaf bir adam vallahi. Ama şimdi düşünüyorum da sizde de bir tuhaflık yok mu yani? Kot pantolon giymişseniz de yani kot pantolon giymenizde bir tuhaflık yok. Ama şimdi benden çorap istemenizde bir tuhaflık var değil mi vallahi? Güzel kızım bak ben birkaç gün evde yokum. Ahiretliğime misafir olarak gidiyorum. Evi sana emanet ediyorum. Tamam mı kızım? Tamam Şahane anne. Ah Şahane anne diyen dilini yerim ben senin. İnşallah Şahane anne inşallah. Asıl önemlisi Zafer sana emanet. Aa Zafer seninle gitmiyor muydu? O burada kalıyor. Yani Zafer'le ben baş başa gibi mi? Öyle gibi. Onun yemeğini verirsin, gömleklerini ütülersin. Tabii yaparım yapmaz mıyım Şahane anne? Bak böylece de birbirinize yakınlaşmış olursunuz. Birbirinizi anlamış olursunuz. Sen hiç merak etme Şahane anne. Gözün hiç arkada kalmasın. Zafer'in yediği önünde yemediği arkasında. Ben ona gözüm gibi bakarım. Bir istediğini iki etmem. Aferin kızıma. Abla sana kamyonet çarpsaydı ben çok üzülürdüm. Ay, ama çarpmadı değil mi? Üzülmenin de gerek yok. Hani anneme de bir şey söyleme tamam mı? Tamam. O da üzülmesin. Söyleyelim bence. Annem de Zafer abiye söylesin. Zafer abi de akılsız bakkalı dövsün. Damla düzgün konuş anneme de bir şey söylemek yok. Söyleyeceğim. Adam az kalsın seni eziyordu. Bence bir dayağı hak etti. Söyleme dedim o kadar. Aa anne. Yaşasın annem geldi. Ay geldi. İşte gel. Ay annesin Allah'a yavaştır bakayım benim. Oh ne haber fıstıklar? Nasılsınız bakayım geçin şöyle. Ne yaptınız bakalım? Oh ne yapalım işte. Hiç öyle biraz sokakta oynadık. Sonra geldik Derya'yı yıkadım. Oh mis gibi olmuş belli. Bakıyorum ben siz de idare ediyorsunuz artık ha. Senin nasıl geçti günün? Aynı. Zafer amcayla görüştün mü? Görüştüm. Selam kızlar. Gel Mekiye gel. Ne getirdin bize bakalım? Aşure yaptık. Eline sağlık ne güzel. Ne haber Mekiye? Ay ne olacaktı bizim şaşkınlığımız. Bak sen büyüğü eziyordu az kalsın bugün. Ne? Kızlar niye söylemediniz bana? Ben söyleyecektim ama ablam engelledi. Yani bir şey olmadı. Biz top oynuyorduk. Benim dikkatsizliğim. Bakkal buradan çıkıverdi onu. Aşk olsun. Nerede oynuyordunuz topu? Şurada. İyi yani. Çocuklar sokakta mı top oynuyor? Caddenin ortasında. Ay biz de Ulus Parkı'nın yanında oturuyoruz sanki. Kız söylediğin şeye bak. Ay Mekiye, koskoca mahallede bir park yok sanki. Ay sen yanlışlıkla beynini verdin herhalde. Yıktılar ya parka, bitti pirali bomboş arazi kaldı. Koskoca İstanbul'da da herhalde bir hayırsever vardır şuraya bir park yaptıracak. Vallahi bilmem. Ya Selahattin, bu araba işi bana göre değilmiş ya. Az kalsın aşağıda çocukları izliyordum ya. İstanbul'un her tarafı çocuk dolu, her tarafı çocuk dolu. Aha bunlar 200, bunun amcaoğulları var, bunlar da 300. Ya millet param yok diyor, ekonomik kriz diyor, durmadan çocuk yapıyor ya. Şişt. Al şu arabayı, hem beni bu dertten kurtar, hem de sen kelepir fiyata kamyon sahibi ol ya. Alamam. Nasıl alaman ya? Alamam. Ya al 10.000'e bırakırsa, 9.750'e bırak, 9.500'e bırak, 9.200'e, 9.000 sen yabancı değilsen 8.750 ya. Ya daha 5 tane yapayım ya. Ya da canımı vereyim de daha. Ya sen ya... Lan Selahattin, o kadar parayı mezele mi gömeceksin lan? Kara Selahattin! Lan bu araba ömrümü yedi benim ya. Ne haber lan şaşkın? İyi. Ay ne var şaşkın efendi, şimdi de satıyorsun mu arabayı? Gezdik, dolaştık, keyfini çıkarttık, şimdi de satıyor. Bayandan satılık diye yazmışsın. Biz seni erkek bilirdik de. Geçen gün benim hanım kullandıydı da. Arsa boşadı, bir tur verdim binsin diye. Ne o lan? Bir tur attı diye bayandan mı oluyor? Şaşkın. Niye olmasın acaba? Sen doktordan alınca doktora soruyor mu kardeşim ne doktorusun diye? Adam ya bevliyeciyse, ellerini sürüyor oralara buralara. Ondan sonra geliyor direksiyon tutuyor, vitesi tutuyor. Millet de hey yavrum hey, tertemiz doktordan diye alıyor. Yalan mı? Bırak lan hikaye anlatmayı. Kaç para istiyorsun onu söyle. Kaç para istiyorum? Vallahi sizin güzel hatırınıza 5 kağıt olur. Çüş. Yabancı 10 kağıt, Oğlum sen bunu Damperli'den 1880'e almadın mı? Ben bunu Damperli'den 1880'e aldım. Ama ben bana bir sürü masraf yaptım. Egzozunu, borusunu falan her şeyini değiştirdim ya, tertemiz. Değiştirdin mi? Ben hala bunun üstünde eski egzoz duruyor ya. Çıkma da durdum oğlum, çıkma. Allah Allah. İşinize gelirse alın kardeşim. Kaportası, motoru, lastiği tertemiz, yepyeni araba. Üstelik bayandan da satılık daha ne olsun ya? Allah. Satılık diye yazsaydın. Belki daha çok alıcısı çıkardı. İşine gelirse kardeşim 5 kat. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Güzel. O zaman şimdi ben bu arabanın lastiğini patlatsam, kaportasını çizsem, camını kırsam. Gözünü seveyim yapma Zafer, ne yapıyorsun ya? Alan olur mu? Babadan oğula kalamayan araba. Aldığın fiyata bile satamaz. Tamam, sizin güzel hatırınız için 4 kat olsun. 1880. 3,5. 1880. 3 olsun Zafer. Ben diyeceğimi dedim. Ya son 2,5 olur. 1880 gram oynamaz. Ya tamam 2 olsun ne olur bari. Bak elim titremeye başladı, çizeceğim şimdi. Tamam kabul, tamam kabul. Al halini gör ya. Güzel, çok iyisin. Az yazım. Kim buraya park yaptırmak ister ki kız? Kimin buradan ne çıkarı olabilir ki? Manyadın mı sen? En fazla yıkıp gökdelen yaparlar. Ahan da senin büyüğün aklın senden daha fazla çalışıyor ha. Eda Hanım. Gel. Ya Eda Hanım yok mu? Hani diş hekimi. Ben onun evine temizliğe gidiyorum ya o işte. Ne zamandır böyle bir hayır yapmak istiyordu. Eda Hanım da doğuştan zengin herhal. Her yerde yanımızda. Hem nereden çıktı bu Eda Hanım? Senin en iyi arkadaşın ben değil mi? Sen bu kadını nereden bu kadar tanıyorsun Zehra? Ya hep anlatıyor ya, çok konuşkandır o. Ben iş yaparken o da böyle anlatıp duruyor neler yapmak istediğini. Oradan biliyor. Zehra Gürçelik. Benim. Elimizde mahkeme kararı var. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Karakola mı? Anne, anne. Bir dakika, bir yanlışlık olmasın? Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Buyurun. Mekiye, sen birkaç saat kızlarla ilgileniver, ben gelirim herhalde. Anne bizi bırakma. Anne. Yok bırakır mıyım ben sizi? Canan, kardeşlerine bak, konuştuklarımızı unutma tamam mı? Ben geliyorum hemen. Buyurun lütfen. Oy, 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 oy. Yetişin komşular, yetişin, yetişin komşular, götürüyorlar Zehra'yı. Uy kızlar, uy yetişin, yetişin. Ya vallahi kan beynime sıçıyor Zafer. Ya sen git Damla işini, arabanı sat, herkes seferber olsun. Herif gitti atlara yedirdi ya. Oğlum Damla iyileşti ya, önemli olan o değil mi? Ya oğlum orası öyle, ben onun için demiyorum. Gene olsun gene satarım. Da ben herifin yaptığına şey yapıyorum. Bir de işmiş bakmak lazım oğlum. Baksana ortada kaldık. Bir şey kovalamam lazım. Sizin oraya şoför mü girerim? Bir yerden bir şey mi buluruz? Bir şey yapalım. Böyle olmaz oğlum. Tamam kovala oğlum işte çalış. Araban burada çalış işte. Şşt! Damperli! Aldık oğlum ablası. Ya bırakın lan beni, şaka yapmayın ya. Beni tutmayın oğlum ya. Gel ulan gel. Aldık diyorum gel. Nasıl ha? Allah oğlum nasıl ha? Oğlum aldık. Nasıl aldık? Hakikaten mi? Abbas'a gel Abbas'a. Oğlum çok iyi ya. Aynı duruyor ya. Duruyor tabii ya duruyor. Zehra? Zehra! Hop! Alo! Damperli! Damperli! Oğlum hemen takip edelim polis arabasını. İçinde İngiliz var lan. Nasıl ya? Tamam millete haber ver. Gel gel sen gel. Sen git. Kız Sevtap bir de salça mı istedin? Ne demişler? Yemeğe gösteren salça, kadına gösteren kalça. Kız Sevtap biliyor musun? Bir harnup pekmezine bir de sağ delicesine hastayım kız. Bir harnup pekmezi bir de ben öyle mi? Nasıl pekmez tayinsiz olmazsa ben de zafersiz olamam. Anladın mı şaşkın bakkal? Sen de git kendine başka tayinler bul. Zafer'in pekmezi o dur Zehra. Aha bu eski kaşar gibi olan dur Zehra. Sen de kendi kendine gelin güvey olma başa. Gel namusumla kumam ol kız. Bir kere Zafer beni seviyor. O Zehra da avucunu yalasın. Keşke yalasa da Zehra'm da bana kalsa. Hani bir bana bir de harnup pekmezine hastaydın? Canım, senin yerin ayrı, onun yeri ayrı. Ben de her kadının yeri farklıdır, her kadının. Misal mesela diyor masa. Şimdi sen kaymaklı püsküvit yiyorsun diye çifte kavrulmuş pötibör yemiyor mu? Ağlayabiliyor mu mevzuyu? Neyse ver siparişlerini de gideyim hadi. Kız ağzı, burnu, yerim seni ne celalleniyor kız? Allah'a sipariş vereyim, al gözünü yedim, al. Ha, geçenden de kaldıydı 8 lira, onu da alıyorum. 2 lira da artıyor ama o da güzel gözlerin hatırı için benden olsun. Ağzı, burnu, yerim kız. Güle güle Zehra, güle güle. Sonunda Zafer'i ben kazandım. Zafer bana kaldı. Hı. Zehra Gürçelik. Tamam, ben hallederim. Affedersiniz ama niye burada olduğumu öğrenebilir miyim? Zamanı gelince öğreneceksiniz. Ama ben yanlış bir şey mi yaptım? Bilmek istiyorum. Bilemiyorum. Üzerinizdeki metal eşyaları bırakın. Yok, hiçbir şeyim. Böylece alıp geldiler. Avukatımı arayabilir miyim? Arayabilirsiniz tabii ama önce biz sizi bir arayalım. Kaldırın kollarınızı. Tamam. Buyurun. Misafirhaneye hoş geldiniz. Kolay gelsin memur bey. Az önce nişanlımı içeri aldınız. Nedenini öğrenebilir miyim? İsim? Zehra Gürçelik. Ver bakalım dosyayı. Sizi ilgilendiren kısmını aynen okuyorum. Mahkemeye çağrılma sınırının üst eşiğini geçtiği, iştirakte bulunmadığı gerekçesiyle Zehra Gürçelik'in mahkeme gününe kadar en yakın karakolda nezaret altında tutulmasına mahkemece karar verilmiştir. Mahkeme mi? Memur bey, Zehra ne suç işlemiş olabilir ki? Bilgi bu kadar. Kendisini görebilir miyiz? Mahkeme gününe kadar mümkün değil. Şimdi siz içeri girip çıkıyorsunuz. En azından bir sorsanız, bir şey lazımsa biz alıp gelsek. Benden bu kadar beyler. Memur bey! Nasıl bir yer ya? Tamam Derya'cığım. Annem gelecek birazdan. Hayır, gelmeyecek. Polisler götürdü. Annem ne suç işledi ki? Sakin olun kızlar. Kuvvetli karıdır ananız. Bir şeycik olmaz. Sen de bir şeyler söylesene. Bakıyorsun öyle öküzün trene baktığı gibi. Ne diyeceğim canım? Olup biteni biliyor muyum? Ay öküz dedin de bizimkiler gelse de bir an önce anlatsalar ne olduğunu. Aha da geldiler. İyi öküz lafının üstüne gelirmiş. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Kızlar nasılsınız bakalım? Annem nerede daha Pelle amca? Annen iyi olacak, annen iyi yani şu anda değil mi? He, bir mahkemesi mi varmış, mahkemeye mi gitmemiş ne? Ya büyüyecek bir şey yokmuş. Ne mahkemesi be? Söylememişler. Daha neler gelecek bu hatunun başına? Millet yıldız kayar, dilek tutar, bizimkiler her daim göktaşı yağmuru. Derya ağlıyor musun sen orada kızım? Hayır. Üzülmüş biraz. Yani birazdan geçer. Değil mi Derya? Geçecek tabii canım. Bak bakayım sen bir damperli amcana. Ha? Bakmayacaksın mı? İyi bakma o zaman. Bizim evdeki meyveli yoğurtları da tek başıma yerim. Ne yersin? Sen böyle yersin. Meyveli yoğurtları. Ne yapacaksın? Oy maşallah. Annem nerede? Annem gelmeyecek mi bugün? Ya pazartesi gelecekmiş. Pazartesi. Şimdi nezarethanede değil. Ay. Siz korkmayın çocuklar, biz her şeyi halledeceğiz. Anneniz gelecek, anneniz gelecek. Her şey yoluna girecek. Mekiye sen kızların eşyalarını bir topla bakalım, biz çıkalım. Hem de siz Samet'le oynarsınız değil mi? Bize geç. Ben hazırladım bir haydi zengin kalkış. Haydi kızlar, haydi. Annem nerede? Hadi, hadi kızlar. Zehra ne suç işlemiş olabilir ki? Ya adam öldürmüşse? Yok canım o kadar da değil. Belki hırsızlık yapmıştır. Yoksa Zehra'nın işlediği suçun cezasını ben mi çekeceğim? Allah'ım! Ne işim var benim burada? Ben de hep aynı soruyu soruyorum. Bana mı söylediniz? Yo. İyi misiniz? Birazdan üşüme gelecek. Ne gelecek? Üşüme. Her zaman olur. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Bakar mısınız? Kimse yok mu orada? Bakar mısınız? Bir adım geri. Ama burada derdi olan biri var. Bir adım geriye. Tamam, geriye. Benim de derdim var. Bak, gecenin bu saatine kadar burada sizinle beraberim. Ben bir telefon edebilirsem her şey açıklığa çıkacak. Pazartesiye kadar buradasın. Geç yerine otur. Sakın gürültü yapma. Ama ben bir... Benim için hava hoş. Ama bu kadınlar gürültüyü sevmez. Ne haber kız? Hayırlı akşamlar ana. 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 Oğlum Zafer, benim acele köye gitmem gerekti. Nenengil'in bibisinin kızı hastalanmış. Bir haftaya kalmaz dönerim anan. Ah be ana, ah be ana. Yaşlanınca ne tuhaf huylar edinmeye başladın ya. Benim garip anam ya. Of, neyse çocuk değiliz ya. Bakarız başımızın çaresine. Bütün gün kirpas içinde kaldık ya. Şu halimize bak ya. Bütün dertler bizi buluyor ya. Yemeğini getirdim. Aa! Aa! Senin ne işin var burada ya? Şahane annem o yokken sana benim bakmamı istediydi. Ne diyorsun Sevtap? Soyunuğum, görmüyor musun? Bir an önce çık git buradan. Ay canım sen de ne olacak? Yabancı mıyım ben? Hem yemeğini nereye koyayım? Canım bırak oraya bir yere. Nereye bırakırsan bırak ama bir an önce çık git buradan ya. Şuraya koyuyorum, afiyet olsun. Tamam olsun. Başka bir isteğin olursa benden içerideyim. Olmaz. Olur. Bak senden bir isteğim var. Ne? Bir an önce buradan çıkıp gitmen. İşte o olmaz. Şahane anneme söz verdim. O gelene kadar sana ben bakacağım. Bak Sevtap, eğer sen çıkıp gitmezsen ben giderim buradan. Ay olmaz, çıkamam. Hiçbir yere de gidemem. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Ah be anam. Ne işler açıyorsun başıma ya. Benim saçları kınalı, gözleri sürmeli anam. İyi akşamlar. Ne bakıyorsun kız? Ben mi? Sen tabii. Sana baktığıma göre. Yemeyiz kızım. Döndün hemen kaseyi. Sen buralı değilsin belli. Yok değilim ben. Ben İstanbulluyum. Ben de onu diyorum zaten. Neden düştün buraya? Bilmiyorum desem inanır mısınız? İnanırım. Siz niye buradasınız? Boş ver kız. Benim adım Eda. Bana ne? Sen gidicisin belli. Adını öğrensem ne olur, öğrenmesem ne olur? Doğru. Ben gideceğim buradan tabii. Bulmam lazım. Of Eda ya. Doldurayım mı? Belki bu sefer açar. Açarsa benden olsun. Bence yine benden olacak. Açmadığına göre. Her açmadığına bir tane. 4 mü oldu? 4. Bir tanesi sayılmaz. Bir tanesini o karısından boşanan avukat ısmarladı. Evlilik ne zamandı? Yakın. O zamana kadar belki biraz yalnız kalmak istiyordur. Hep yalnız kalmak istiyor. Telefonla yanına ışınlanacak değilim ya. Bir açsa Eda, bir sesini duysam o da yeter bana. Üstü kalsın. Bu verdiğin zaten üstü. Sonra hesaplaşırız. Türkan, Eda aradı mı? Aramadı. Hay Allah, cebi de kapalı. Hayır yani, bugün ameliyatı da vardı. Ay nasıl söyleyeceğiz şimdi biz bunu Saadet Hanım'a? Geçen sefer randevusunu iptal ettiğimizde çok söylenmişti vallahi. Ay yok yok, sen iptal ettirme. Eda Hanım'ın işi çıktı, bu yüzden ameliyatı Aylin Hanım yapacak dersin. Tamam, tamam Aylin Hanım. Ay nerede bu kız ya? Aylin, Eda geldi mi? Yok, gelmedi. Ya saatlerdir arıyorum, açmıyor, delireceğim ya. Türkan bugün ameliyatı var demişti. Evet vardı ama bilmiyorum, belki şarjı falan bitmiştir. Yok yok, kesin başına bir şey geldi. Ya. Ben evine gidiyorum bakmaya, sen haber alırsan ne olursun beni ara, tamam mı? Tamam. Hay Allah ya, ay, kızın başına bir şey gelmesin. Ya dikişleri falan patladıysa ben en iyisi hastaneyi arayayım. Allah versiniz, Allah versin. Hadi başka kapıya. Ne Allah versin kız? Ay başka kapıya diyorum canım. Git başka kapı dedilen, Allah Allah. Anladın mı ben sen? Aa, Şahane anne. Evde mi bizimki? Yok değil. Yere mi gitti? Yok, gece hiç gelmedi ki. Kal dedim ama kalmadı bile. Aman nereye gidecek sanki? Kahveye gitmiştir. Dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı gene. Ay Şahane anne, yoksa bana kürk almaya mı gitti dersin? Aman be kızım. Biz sana gelinlik düşünüyoruz, sen kürk düşünüyorsun. İlla Allah sizden be. Hadi ben kaçtım. Hadi güle güle. Gene gel Şahane anne arada sırada. Kendine iyi bak kızım. Türkan ne oldu? Ses var mı Eda'dan? Yok Aylin Hanım. Hâlâ kapalı telefonu. Ay inanmıyorum ya. Ay Ömer Bey aradı bu arada. Eda Hanım evinde de yokmuş vallahi. Ay Allah. Öbür eve mi gitti acaba? Efendim? Ay yok bir şey. Sen randevuları iptal et. Saadet Hanım çıkınca ben çıkacağım. Ha, peki Aylin Hanım. Hadi gelin çocuklar. Haydi haydi gelin. Haydi. Hah. Hadi bakalım. Ha. Hadi geçin, geçin, hadi geçin. Hadi geçin, geçin kızlar. Hadi çabuk olun, geç kalacağız. Hadi çantalarınızı alın. Geç kalmayın okula. Ay bu Derya da bir şey yemedi. Anası gelince fırça atacak hepimize, kızlarıma nasıl baktınız diye. Bu ben ne? Sandviç hazırladım sizlere. Bakmayın bu eşek derisinden yapılma Hasibe ablanıza. Hah. Hadi kızlar çabuk olun ha. Hazır mısınız? Hadi. Hadi bebeğim hadi. Hadi geç kalmayın, yürüyün. Ah Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da ben sabahtan beri Zehra'yı arıyorum. Bir türlü ulaşamadım. Cep telefonu falan kapalı. İnşallah bir şey yoktur. Hadi kızlar siz okula geç kalıyorsunuz. Yürüyün. Zehra'yı içeri aldılar Eda Hanım. Ne? İçeri mi aldılar? Nezarethanede yatıyor. Pazartesiye kadar kalacakmış dediler. Ben de anlamadım. İyi de ne yaptı ki? Ne yapar ki? Hangi karakolda kalıyor? Kalmıyor, zorla tutuluyor. Çengelköy karakolunda. Çengelköy dedin değil mi? Hı. Ben gidip bakayım hemen. Hah, ben de çocuklara yetişeyim. Buradan çıkmam lazım. Zehra Gürçelik. Ah, benim. Çıkıyorum değil mi buradan? Fazla heyecanlanma. Ziyaretçim var. Kim geldi? Gidince görürsün. Aile. 5 dakika. Tamam canım. Tamam sakin ol. Tamam. Çok özür dilerim. Hadi gel, gel şöyle otur sakin. Ay ben daha suçumun ne olduğunu bile bilmiyorum. hiç merak etme hayatım. Ben bir avukat buldum. Çocuklar nasıl? Çocuklar gayet iyi. Dostların onlara çok iyi bakıyor. Sen nasılsın? İşler nasıl? Öyle her şeyi yüzüstü bıraktım. Ay bırak şimdi işi gücü. Sen hele çık şuradan, her şeyi halledeceğiz. Aile ya, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Ama ağlamayı kes artık. Bak yoksa polis çağıracağım. Canım benim. Sana bir sürprizim var. Memur bey, ben komiserden izin aldım. Ömer her yerde deli gibi seni arıyor. Telefona gizli kayıt yaptım. Hemen araman lazım. Ara. Ne diyeceğim ben Ömer Aylin? Diyeceksin ki ben Las Vegas'tayım. Tıbbi malzemeler satan bir kongreye gidiyorum. Hadi aç öyle söyle çabuk. İnanır mı böyle bir şeye? İnanır inanır. Alo Ömer. Eda sen misin? Neredesin kızım sen ya? Telefon denen bir icat var. Meraktan geberiyorum burada. Her yerden sana ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Çok özür dilerim. Sana haber veremedim Ömer. Niye telefonunu şarj etmiyorsun? Uçak kalkacak. Çok konuşamayacağım Ömer. Bir de uçak mı var? Nereye gidiyorsun? Haber vermem gerekirdi. Çok haklısın. Las Vegas'a Tıbbi Cihazlar Kongresi'ne gidiyorum. Gerçekten çok özür dilerim ama gelince kendimi affettireceğim sana Ömerciğim. Gelmezsen haber ver. Uçağa geç kaldım Ömerciğim, hoşça kal. Seni seviyorum yok mu? Alo, alo Eda. Demek Eda'cığım Amerika'da. Las Vegas. Aslında evlenmek için hiç de fena bir yer değil ya. Acaba olur ya. Tabii tabii. Aylin çok teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir kölem var. Burada geçirdiğim en huzurlu 5 dakikaydı bu. Ve yanımda sen varsın. Hep ol ne olur. Tamam canım. Ama ne olur. Hadi toparla kendini biraz. Çok az zamanımız kaldı. Tamam. Avukat? Avukat tamam, yarın konuşacağım. Çocuklar? Çocuklar gayet iyi. Her gün kontrol altında. İş? İş bütün programları yaptım. Ömer. Ömer'i seninle evlenmemesi için her gün ikna etmeye çalışacağım. Süpersin canım. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. Süremiz doldu. Dosyayı mahkeme kaleminden yeni alabildim hanımefendi. İncelemek için bir süre talep edeceğim zaten. Zehra Gürçelik! Ha! Hadi buyurun. Hadi hadi. Gece çok geç geliyor olmasın eve? Emin misin gelmediğinden? Eminim Şahane anne. Yatağı hiç bozulmamış, öylece duruyor. Allah Allah. Hadi yatağını düzelti desem düzeltme huyu yoktur. Yok yok, gece hiç gelmedi. Ben mutfağa su içmeye kalktığını zaten kontrol ediyorum. Yatağı bozulmamış, öylece duruyor. Hem bir evin içinde tek başıma durmaktan sıkıldım ben. Dur bakayım sen de ve subhanallah. Ne biçim oğlan bu, delirtecek en sonunda beni. Değişik bir insan. Erkeklerin hepsi için aynı derlerdi de Zafer sanki biraz daha değişik gibi. Tabii değişik, ben de değişik bir insanım ya. Neymiş yani? Anlat bakalım Zehra, olay nasıl oldu? Olay mı? Hakim bey, ben masumum. Evet, masumun en önde gidenidir hakim bey, ben şahidim. Sen eğer çeneni kapatmazsan şahit değil, mahkum olacaksın. Ah, kapattım hakim bey. Evet Zehra, anlat hadi kızım. Ama ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Deli misin sen? 15.03.2007 tarihinde gecekondunu yıkmaya gelen polislere mukavemet etmiştin. Taş atmışsın. Zabıta ekiplerinden biri attığın taşla yaralanmış. Daha ne yapacaksın? Ben mukavemet mi etmişim? Peki bunun neticesinde devlet malına zarar verilmiş mi Sayın Hakim? Bakalım. Evet. o da var. Attığın taşlardan biri dozerin camını kırmış. Ama en önemlisi duruşmalara katılmaması. Anlıyorum Sayın Hakim. Müvekkilem sonuç olarak başında bir koca olmadan 3 çocuğuna bakan bir hanımefendidir. Barınacağı yuvayı koruması normal değil midir sizce? Burada benim kişisel fikirlerim değil, yazılı kanunlar uygulanır. Haklısınız efendim. Diyeceğim bir şey var mı kızım? Diyeceğim... Hiçbir şey yok, ben yapmış olabilirim. Karar. Sanık Zehra Gürçelik, görev başındaki bir devlet memuruna zarar vermekten, attığı taşlarla yine devlet malına zarar vermekten 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak bu ceza bir daha tekerrür etmemek koşuluyla 1000 lira para cezasına çevrilmiştir. Yaşasın adalet, yaşasın! Zehra kurtuldu! Yeter, yeter. Oh, sessizlik lütfen. Çok şükür. Hoş bulduk Las Vegas. Sana bekar bir adam olarak geldim, evli bir erkek olarak göndereceksin beni. Alyanslarımız da hazır. Çok güzel. Nikahtan sonra da Miami'ye uçarız. Önce nikah, sonra deniz. Süper. Eda bayılacak buna. İşte hayat bu. It's a wonderful, wonderful life. Ah! Kalk kız, bana bir kahve yap. Kalk. Geliyorum Şahane Anne. Çok şekerli olmuş. Bir tane daha yapayım. İstemez anne. İstemez. Yeter. Yani aranızda ufak tefek de bir şey geçmedi mi diyorsun? Geçmedi. Bak bak, aranızda bir şeyler olduysa bu müşteri haberi benden saklama. Vallahi geçmedi Şahane Anne. Olsa söylemez miyim sana? Hem zaten Zafer'i gördüğüm bile yok benim. Peki nerede bu deli olan? Hah, geldi. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Karnını açma. Yok yok, yedim ben. Kim bu? Fatih'ten Hacı teyze, yakınımız olur da öyle geçerken uğramış. Sen neredeydin merak ettim. Ben mi? Nerede olacağım? Zehra'mdaydım tabii. Zehra'nda mı? Onu polisler götürmemiş miydi? Polisler mi? Ha yok canım, o bir hataymış. Anlaşılınca salıverdiler. Sen de evde kalıyorsun diye. Ben de dün geceyi Zehra'mla geçirdim. Tüh ya. Ama neyse, hadi iyi geçmiş olsun bari. Tüh! Sana geçmiş olsun. Ah benim vefakar anam. Ne hallere girdin sen ha böyle, ne hallere girdin. Senin yüzünden girmediğim kılık, yapmadığım maymunluk kalmadı be. Söyletme insanı, yeter ya. Sana da yazıklar olsun Sevtap, sana da. Bir erkeği elinde tutmayı beceremedin. Hadi yallah evine bakayım, hadi. Ama Şahane Anne, ben elimden geleni yaptım. Elinden demek hiçbir şey gelmiyormuş, yıkıl karşımdan. Ah. Ah benim çilekeş anam, ah sen hiç vazgeçmeyecek misin? Hiç vazgeçmeye niyetim yok. Ta ki bana istediğin gibi bir gelin getirene kadar. Ben sana aslan gibi Zehra'yı gelin diye getiriyorum ya, kınalı anam benim. Ben 3 çocuklu dul kadın istemem. İstersin kınalı anam benim. İstemem. İstersin güzel anam benim. İstemem. İstersin İstemem. Garip anam benim. İstemem. İstemem. Ah. Kurdele tamam, haydi keselim. Buyur. Şey nerede? Vedat abi! Vedat abi! Vedat abi! Ya Vedat abi gel Allah'ını seversen, gel ya. Ya burası senin evin sayılır abi. Gel şu bir şeyin ucundan tut kurdelenin ya, gel. Gel abicim. Gel abi. Ha? Tamam, Vedat abi de buyurun keselim. Hazır başlamışken şu konuşmayı da yap bari Damper'le, açılış için yani. Açılış konuşma ya, Zehra ne gerek var buna Allah'ın sözü ya. Evet evet, ben de Damper'li Bey'in konuşma yapmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Tamam peki, o zaman madem böyle bir talep var biz konuşalım. Evet, evet, evet. Pek sevgili Kuleli Mahallesi sakinleri ve değerli komşularımız. Bugün burada bu güzel yeşil alanımızın, bu güzel parkımızın çocuklarımıza, yavrularımıza kazandırmış bulunuyoruz. Açılışımıza iştirak eden ve burayı bize kazandıran pek sevgili Eda Ertürk hanımefendiye de bir teşekkür edebilir miyiz Zafer? Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet. Bundan sonra çocuklarımız, yavrularımız sokaklara mahkum değil. Burada gönül rahatlığıyla eğlenecekler. Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. Ne oluyor acaba? Ne çok güzel, çok mutlu. Ne oluyor acaba? Allah Allah. Ya bu park mahallenin huzurunun, nizamını, intizamını, her şeyini bözdü ya. Şimdi çocuklar burada top oynayacaklar. Ne top patlaması, ne bunlardan biri yere düştüğü zaman yaramazdı. Kim satacak bunu? Ben satacağım. Allah Allah. Üstelik ben buraya şaşkın market 2'yi yapacağım ya. Ayıp yaptın seni ya. Ayıp ya. Yapma. Bu ne ya? Allah'ım. Bana bak sen bu törenin akışını bozma. Kurdele mi tutuyorsun? Gidiyor mu? Defol git lan. Bırak. Anam. Anam. Bravo. Çok güzel. Güzel oynayın çocuklar. Güzel. Buradan da dışarı çıkmayın. Ayıp. Keseye bereket olsun. Yürü lan yürü. Yürü kız sen de yürü kız. Geliyorum kınasam geliyorum. Of. Evet. Törene gölge düşürmeye çalışan şaşkın arkadaşımıza da gerekli dışlamayı yaptıktan sonra Eda Hanım'a teşekkür edip onu kurdeleyi kesmeye davet ediyorum. Maşallah Eda. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Alkışlayın. Şimdi de sırada test aşaması var. Mahallenin erkeklerini, delikanlılarını ve çocuklarını kaydırakları, salıncakları test etmeye davet ediyor. Buyurun. Haydi Zafo, haydi bir bakalım şu kaydırak kayıyor mu? Ya hele de parayı başkası verince, üstelik hayırsever olan ben değil, Eda. Ay doğru ya, artık ben bile karıştırmaya başladım. Yani neredeyse sana Eda diyeceğim. Demek ki Zehra rolünü iyice benimsedin. Ne demezsin? Yani öyle bir benimsedim ki bu yüzden 3 gece nezarethanede kaldım. Tam trafiği ayarladım falan derken her dakika bir sürpriz çıkıyor karşıma. Hah. Al sana bir sürpriz daha, Ömer arıyor. Ay onu da arayamadım telaştan ya. Ay sakın pot falan kırayım deme. Biliyorsun o seni Las Vegas'ta diyebiliyor. Tamam biliyorum. Efendim Ömer'cim. Alo Eda. Neredesin? Sana sürpriz yapacaktım ama nerede kaldığını bulamadım. Ben de Las Vegas'tayım şu an. Ne? Las Vegas'ta mısın?